Alkışlar Ecem Hanım için. Bize bir kahraman gerekiyor Ecem Hanım. Çünkü görünmez karanlık bulutlar etrafımızı sarmış, güzel performansları bile etkiliyor, mütevazi sonuçlara dönüştürüyor. Sizinle birlikte dağıtacağız o bulutları. İnşallah. Hadi ben de bakalım. Öyle düşünüyorum. Tamam. Bundan başka yorum yapmayacağım. Sizi ama biraz dinlemek istiyorum. Çünkü tamam. Maşallah hareketli bir hayatınız olmuş sizin. Hem de evet. Gencecik yaşınızdan itibaren. Doğru mu? Doğru. Biraz evet. Anlatın bize. Büşra Ecem Akbal ben. 30 yaşındayım. 19 yaşında Amerika'ya göç ettim diyeyim üniversite için. İki tane üniversite bitirdim. Daha sonrasında geçen sene de ülkeye döndüm. Avrupa'da yaşamak ve iş kurmak istiyordum. Malta'da yaşıyordum bir süre. Daha sonrasında pandemi olduğu için geldim. Şu anda da Londra'da bir diş ticaret firması var. Ortamla birlikte onu yapıyoruz, diş ticaret. Ha, şu anda siz İngiltere'de yaşıyorsunuz. Hayır, ben İstanbul'da yaşıyorum. Kafa olarak evet ama şu anda fiziken buradayım. Buradayım şu anda. Ama dediğim gibi dış ticaret işine devam ediyoruz. Anladığım kadarıyla her an gidebilirim. Her an gidebilirim, evet. Eğer kazanırsanız? Hadi gelin diyeceğiz. Uzun bir maraton efendim. Bunun daha hafta finali var, tur finali var. Vakit ayırabilecek misiniz? Siz çağırırsanız gelirim. Ah, bir alkış verir misiniz? Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Şu 9000 zincirini de kırıp ileriye doğru taşırsanız çıtayı, belki Hulusi yani Bey ve ilk duranın mutlu olmaz ama yine ben mutlu olurum. Başlayalım görelim mi? Başlayalım. Hadi gelsin. Garip bir sorudur. Dikkat. Pek bilinmez ama bir tür karidesin erkek keçilerle paylaştığı adıdır. Yani erkek keçiler için kullanılan dört harfli bir tekke kelime. Tekke mi? Tekke. 400 puan değerinde. İkinci sorumuz biraz daha uzun. Buyurun gelsin. Kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçası. Arazi parçası, toprak parçası. Parsel, arsa. Nedir? Arsa. Arsadır efendim. Her şey yolunda. Beş harflilere geçtik bile, nefes bile almadan. 15 saniyede iki soru bitti. Dur bakalım bu ne kadar sürecek. Dağın veya tepenin herhangi bir yanı. Yamaç. İşte bu kadar. Bu daha da kısa sürdü. Aynı hızı bekliyorum. Buyurun gelsin. Nefes bile almıyoruz. Nasıl bir soruymuş bu? Yük ve yolcu taşımakta kullanılan demir yolu aracı. Yük ve yolcu taşımakta kullanılan demir yolu. Demir yolu aracı. Tren değil. Tren değil. Trenin çektikleridir belki. Vagon. Vagondur onlar. 1800 olmuş kasamız. 6 harfli cevapların peşindeyiz. Tek bir kelime efendim. Uzunca bir sorusu var. Ama net bir şey. Son kısma daha dikkat edin. Fiil mi? Hayır. Okuduğum zaman anlayacaksınız zaten. Yetkili kurum veya kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru. Mesela aylık da olabilir, haftalık da olabilir. Haber. Bizim kurumumuzun haftalık duyurusu birkaç sayfadan oluşuyor. Buyurun okuyun. Gazete. Kendi. Hadi bir harf alalım. Harf alacağım durdurdum. Durdurduk evet. Mu? Ya. Bir harf alacağım. Sirkü değil. Mesela haber bir şeyi nokta noktası. Haber bir şeyi. Ana haber. Bülten. İşte budur. Ama beni korkutmayın böyle. Böyle risk almayın, sonra bak başımıza neler geliyor. Haberiniz olsun. Buyurun yeni soru efendim. Çok basit. Resmini yapmak. Çizmek. Resmetmek, çizmek. En az onun kadar basit. Buyurun gelsin. Aşırı ve güçlü istekleri olan ihtiras sahibi. Hırslı, ihtiras sahibi. İhtiras kelimesi, hırs bunlar malumunuz doğu kökenli kelimeler. Bu aşırı ve güçlü Öztürkçe. Öztürkçe. Cesur, cesaretli, aşırı, güçlü istekler, dirençli. Hırs, ihtiras. Bunun karşılığı olan Türkçe kökenli kelimeyi bunun sonuna bir ek kondur. Hırs, ihtiras. Bunun Türkçe kökenli karşılığı. Gelmiyor hiçbir şey. Alalım bir harf. Bir tane harf alayım. Aldık bir tane. T'si geldi. İstek, istekli. İsteği demişiz biz zaten. Ha, aşırı ve güçlü istekleri var. Yani bu artık isteğin ötesinde bir... Tutku. Nedir? Tutkulu. Tutkuludur. 600 puan. Zaman kaybettim biraz. Bir şey olmadı. 2 dakika 26 saniye var. Yarısını bitirdiniz. 2 dakikadan daha kısa sürede. Diğer yarısı için neredeyse 2,5 dakika gibi bir süreniz nasıl? Var. Kolay her mi? Şey yolunda. Bu tek kelimedir. Okay. Mastarla biter. Okay. İki farklı anlama gelir. Bir anlamı şu. Bir iş
düşünce, görüş üzerinde anlaşmaya varmak, uzlaşmak. Uzlaşmak gibi bir kelime zaten. Uzlaşmak, anlaşmak. Ama bambaşka bir anlamı da var. Yani ahenk sağlamak. Uyuşmak. Uyuşmak mıdır o? Evet. 4200 yaptı kasayı. Eski kelimeler demiştik. Bilirim demiştiniz. Buyurun efendim, buyurun. Söyleşi, muhabbet. Sohbet. Dikkat. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir tabirdir bu. Söyleşi sohbet anlamında kullanılır ama aslına bakarsanız yani hani kelimeleri böyle etimolojik olarak düşünüp köken itibariyle değerlendirirsek durum değerlendirmesi gibi bir kelime. Hani durum. Söyleşi sohbet. Alalım mı bir harf? Alayım. Oldukça eski, biraz böyle naftalin kokan bir tabir. Bir şey geliyor dilimin ucuna ama... Hani durumumuzu konuşuyoruz karşılıklı. Ne durumdayız, ne vaziyetteyiz. Ha, iki kelime mi demiştiniz? Hayır, birleşik kelime ama Hal. Hal, nasıl? Hat. Ne hal? Ne hal? Alalım mı bir harf daha? Alalım bir tane. Aldık bir tane daha. Ekip bildi. Tebrik ederiz. Hiçbir fikrim yok şu anda. Söyleşi, sohbet. Nokta. Hoş. Nokta nokta etmek, muhabbet etmek, sohbet etmek. Hoş sohbet. Gelin bir harf daha alalım. Alalım. Çünkü eski bir kelime bitti. Hakikaten. Hasbihal. Nedir? Hasbihal. İşte budur Ecem Hanım. Güzel alışveriş. Hakikaten güzel alışveriş çünkü çok kolay bir kelime değildi. Üç harf aldınız, işleri yoluna koydunuz. Halen 9000'in üzerine çıkabilecek durumdasınız. Süre konusunda da korkmayın. 1 dakika 7 saniye var. Kaç sorun kaldı? 5 tane soru kaldı ama sizin her zamanki standart hızınızla isterseniz 15 taneye bile cevap verirsiniz. Her şey yolunda. Buyurun geliyor ikinci 8 harfli cevap. Kendine özgü namus kurallarını esas alıp toplum kuralları dışına çıkarak zorbalık yapan kimse. Maganda evet. Mı? Yani biraz böyle racon erbabı. Burası İki kelime bizim mi? Mahallemiz. Tek kelime mi? İki kelime birleşik yazılır. Yani bir birleşik kelime. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Durdurdum. Maganda değil. Deli mi? Deli. Hani böyle burası bizim yerimiz. Kendine özgü kurallar. Kabadayı. Kabadayı. Her şey yolunda. İşte 9 harfli cevapların peşindeyiz. Batı kökenli bir kelime elimdeki. Türkçe karşılığını verdik. Başka da bir açıklama yapmadık efendim. Kent soyluluk. Böyle toplumsal hani... Şehir. Batı kökenli sitem. Aradığınız kelime. Aradığınız kent kelime soyluluk. Batı kökenli. Böyle hani toplumsal sınıflandırma doğrultusunda... Kast. Sınıflandırma. Yani mesela çiftçi, kırsalda yaşayan emekçi bir değil de... Bir harf alayım. Bir harf istediler. Burjuva. Zi. Burjuvazi. Burjuvazi. 800 puan değerinde. Çok güzel yerden geldiniz. 28 saniyemiz var. 6200 puandayız. Özür dilerim. 28 değilmiş. 29 saniyemiz var. 6200 puandayız. 9100 yapabilecek durumdayız. Bu çok kolay bir soru. Hani o dağıtmak sorusu kadar kolay. Tamam. Güçlenmek sorusu kadar tamam, kolay süper. Bir soru. Buyurun. Kendini saklamak. Saklanmak. Muhafaza. Hop. Saklanmak. Saklanmak. Gizlenmek. Yapmıştır. Aklınız zora gidiyor. Zor olmalı diye düşünüyorsunuz. Yapmayın öyle. 10 harfli cevaplarınız da çok kolay sorulara sahip. Biraz uzun yalnız. Gelsin okuyalım. Hayat gailesi ve hareketli işler için harcanan efor. Sürekli çalışma. Bu anlamda bir tabir. Ne yapıyorsun? Ne yapalım işte? Koşturmak. Hadi 10 harfli yapın onu bana. Durdurdum. Koşuşturmak. Mekmak yok. Koşuşturma. Ca. İşte budur. Hece hece çekmiş olabilir. Dur. Değil miymiş? Hecelerden bir tanesi fazla. Koşuşturmaca. 10 harfli yapalım. Koşuşturmaca 10 harfliden fazla. Koşuşturma. Koşuşturma. Koşuş mu? Koşturmaca. Oh yahu. Aradaki şuşu ben de kaçırdım efendim. Koşturmaktan. Ama güzel oldu. Evet. Uçtan Bayram, gitti. Evet. 10 harflidir. Tek kelimedir, şöyle sorulmuştur. Bolca ek almışsınız. Her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak saf. Temiz yürekle samimi bir biçimde. Samimi. Harf alayım. Harf istediler ve durdurdular. Sesli harfle başlıyor. Siz her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak. Açık. En güzeli samimi. İçtenlikle. İçtenlikle. 900 puan.
O 900 puanı da kasaya eklediniz. Tertemiz 9000 yaptınız efendim. 2 saniyede arttırdınız. Tadından yenmez. Bence daha kuvvetli bir artısı daha çok var.